Bilgiyi tabana yaymak aynı zamanda sınıfların oluşmasının önüne geçer. Sınıf mücadelelerinin ne son verir. Anlatabiliyor muyum? Yani ezen ve ezilen mücadelesi mesela. Yani eğer siz servetin adil bölüşümünü sağlarsanız ezen ve ezilen sınıf çıkmazına saplanmaktan korunursunuz, kurtulursunuz. Başka türlü kurtulamazsınız. Yani efendim servetin adil dağılımını ki aynı zamanda adaletin de varlığı, hukukun varlığı, özgürlüğün varlığı öyle değil mi? Özgürlüğü siz belli bir zümreye, belli bir elit zümreye hasrediyor ama gerisini de onların kölesi olmaya mahkum ediyorsanız siz aslında aynı şeyi yapıyorsunuz. Obskurantizm olmadan bunu yapamazsınız mesela. Bilgiyi tekelleştirmeden toplumu sınıflaştıramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Alın size koca bir sosyal sorunlar yumağının çıkış noktası. Onun için tüm peygamberlerin mücadelesi aslında obskurantizmle mücadeledir. Nedir? Yani bilginin yayılması, bilginin genelleşmesi, bilginin adil bir biçimde paylaşılması.